emanet edeceğiz onlara. Şurada da bir tane çay bahçesi olacak. Hani sitelerde komşuluk yok diyorlar ya. Burada öyle olmayacak işte. İnsanlar sadece evlerinde değil, çay bahçesinde oturacaklar. Sohbet edecekler, konuşacaklar. Bir araya gelecekler, bir olacaklar. Benim gibi, bizim gibi kimsesiz, yetim, hayata karşı mücadele edebilmiş insanlar yaşayacak. Milyon dolarlar verseler, ihtiyacı olmayana bir tane daire bile satmayacağız. Ödeme de kolaylıkla sağlayacağız. Maddi gücü olmayanlardan belki kira gibi ya da ne bileyim peşinat gibi. Bilmiyorum işte. Bildiğim tek şey burada acımızı, sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşacağımız insanlar yaşayacak. Ne dersiniz? Ha? Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Tamam, haklısınız. Yatırdığınız parayı sonunda geri alamayacaksınız ama... Sen daha Hasan abiyi tanımıyorsun Ayaz. Onun bol sıfırlardan daha başka dertleri vardır. Kürt Hasan derler ona. Dağa çıkmışlığı, yol kesmişliği, adam tartaklamışlığı falan vardır. Benim gibi eline silah almışlığı, kandırılmışlığı. Ama Hamdık, Sarraf Emmi'nin dergahına girdik, pişmeye çalıştık. İlimi irfanı görünce aydık ikimiz de. Sarraf Emmi sayesinde. Estağfurullah. Adamı adam yapan içindeki tözdür, ceferdir. Yoksa kıvılcım bizden gelmiş. Yakma yeter mi? Ne dersin Hasan? Getirisi pek fazla olmayacak belki. Çok büyük paralar kazanamayacaksınız ama değmez mi sence? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şu işi de halledelim. Bozan'ın karını ağrısı geçsin. Çağırdın mı bizimkileri? Ferhat operasyonu için adamları toparladın mı? Her şey hazır efendim. Siz merak etmeyin. Güzel. Bu gece bizim gecemiz Zafer. Yıldız tanıdığımız biri olduğunu söylüyor. Kim olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Hasan abi. Hı. Doğru mu duydum ya? Doğru ya Tahsin'im. Bu delikanlı iyi der, güzel der ama yaptırmazlar. Bu ülkeye hizmet edenlerin karşısına kılıçla, topla, tüfekle gelirler. Rantları kaptırmamak için orduları seferber ederler. Haklısınız. Ölüm korkusu adamın elini kolunu bağlar. Vaktinizi aldık. Sağ olun. Gel buraya, gel. Bak. Bunu görüyor musun delikanlı? Kurşun yarası bu. Göğsümde iki tane, bacağımda da bir tane var. Bu ülkenin karanlık güçleri beni üç kere öldürmek istedi. Üç kere de daha vadem dolmamış dedim. Ölümden zerre kadar korkmadım inan. Benim korkum insanların ümitlerinin yıkılmasındandır. Ümit tesis edilmeden yıkılır mı hiç Hasan'ım? Biz bu yola baş koyarken ümit var olmayı koymadık mı cebimize? Sen böyle insan değildin Hasan abi. Öyle işin başında teslim olacak insan değil. Teslim olduğumu kim söyledi Tahsin? Ben bu işin zorluklarını görelim istiyorum. Yani ateş ilk başladığında kaçmamak için hazırlıklı olalım istiyorum. Yani? Anlamadım ben. Siz şimdi ortaklığı kabul ediyor musunuz? Yoksa etmiyor musunuz?
Etmiyorum. Şuraya spor sahası yapılmazsa etmiyorum. Çocuklar için bisiklet yolu yapılmazsa etmiyorum. Ağaç yoksa, kuş yoksa, park yoksa etmiyorum. Bunun aynısından Hakkari'de, Diyarbakır'da, Batman'da yapılmazsa etmiyorum. Madem bir işe giriştik, büyük düşüneceğiz. Doğu batı demeden sıvayacağız kolları. Projeler senden, sermaye benden. Şimdi söyle bakalım. Bütün zorluklara rağmen hazır mısın? Var mısın delikanlı? Varım Hasan abi. Sonuna kadar varım. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Amin. Alo. Tamam. Bir terslik var. Kılıç bizi çağırıyor. Tamam. Gidelim o zaman. Allah'a emanet. Bak bakayım şu kremanın tadına nasıl olmuş. Nefis nefis. Savaş abiyi de çağıracak mısın? Savaş abi. Bakıyorum da Savaş Efendi hemen abin olmuş. Hayırdır? Affettim artık ben onu. Abim sayılır. Ne yalan söyleyeyim. Ben de affettim vallahi. Samimi çocukmuş demek ki. Hem sen müdür beyin suratını görsen çekiverdiğimde. Okul benimdir, alıyorum dedim. Bir kızardı, bir bozardı. Oh, bir de şimdi abilerim gelse Ezgi var ya, havalara uçarım. Efendim? Aa, buyurun müdür bey. Bir dakika, bir dakika. Çek karşılıksız mı çıktı? Hadi hayırlısı olsun. Allah utandırmasın. Amin. Duanı eksik etme Canan. Beyazım sen de. İnşallah. Hadi girelim. Girelim mi? Nereye giriyoruz? Şimdi senin hiçbir kıyafetin yanında yoktur. Üzerine şöyle şık bir şeyler alalım. Ne de olsa akşam kutlama var. Kutlama mı? Hani akşam tanışma yemeği yiyorduk? Kutlama mı? Kutlama mı dedim ben? Hay Allah. Tabii canım. Kutlama dedim. Şu benim ortaklık işi için. Kendi aramızda küçük bir şeyler yaparız. Hadi geç kalmadan girelim. Alo. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Sende hiç vicdan merhameti yok mu? Çok mu hoşuna gidiyor insanlarla alay etmek? Ne oluyor Beyaz? Bir soluk al, anlamıyorum. Ne diyorsun? Bak ya, anlamıyorum, ayaklarına yatıyorsun bir de. Ya delireceğim. Ya o verdiğin karşılıksız çekten bahsediyorum tabii ki. Neyden bahsedeceğim? Sana güvenip bütün aileleri aradım. Okulu geri aldık dedim. Şimdi ne hesap vereceğim ben o insanlara? Nasıl yıkarım umutlarını bir kez daha? Ne karşılıksız çeki? İmkansız bu. Olamaz böyle bir şey. Ne diyorsun? Tam Savaş Dağı'na yakışır bir hareket işte. Yine inkar, yine yalanlama. Ama yok. Suç sende değil, bende. Neyse ki o çirkin yüzünü erken gördüm. Bir daha asla düşmem senin tuzağına. Beyaz, bir dinle. Bak bir dinle. Asıl sen beni dinle Savaş Dağhan. Bir daha karşıma çıkarsan seni kimse alamaz benim elimden. Anladın mı ha? Duydun mu beni? Nasıl olur? Kim durdurur benim çekimi? Beyaz, acayip güzel şeyler buldum. Bak, böyle bir şey var. Sonra
Ya. Gülmesenize be. 2 dakika ciddi olun azıcık. Alışverişe falan çıkılmaz zaten. Öyle mutlu ettin ki abilerini Beyaz. Ayaz'ı ilk defa böyle çocuksu mutlu görüyorum. İyi ki buldular seni. İyi ki varsın. Beyaz. Peki bu nasıl? Bu sana çok yakışacak abicim. Hadi al dene. Oh. Çok şükür. Şimdi sen merak ediyorsundur. Bu büyük görev için onca tecrübeli ajan varken neden senin gibi bir acemiyi seçtiğimi. Öyle değil mi? Çünkü sen farklısın, Yıldız. Farklı. Senin gözlerinde öfke var. Cesaret var. Hırs var. Mesele 40 yıllık ajan olmak değil. Asıl mesele gözü pek, cesur olmak. Ve bunların hepsi senin damarlarındaki kanda mevcut. Ama başarısız olursan, en ufak bir hata yaparsan ve damarlarındaki kana ihanet edersen, hiç acımam. Seni kendi ellerimle öldürürüm. Duydun mu beni, Yıldız? Seni kendi ellerimle öldürürüm. Kılıç komutanı haber vermeliyim. Mecburum bunu yapmaya. Mecburum. Şu dosyaları inceleyin. Bu dosyaların içindeki adamların infazı en kısa zamanda gerçekleşecek. Anlaşıldı mı? Gerekli bilgiler dosyaların içinde var. Ne yapmış efendim bu adamlar? Suçları ne? Hiç. Henüz bir şey yapmamışlar. Ama sayenizde olacak. Bu saatten sonra bunu mu öğrettireceksiniz bana bir de? Bakın. Adamımızı takip altına alacaksınız. Uygun bir zaman bulup silahlı saldırıya geçeceksiniz. Daha sonra da adamların arabasına uyuşturucu zubalayacaksınız. Ve onları yakaladıktan sonra JITEM'in kahramanlık destanını bir kere daha halka göstereceğiz. Niyetimiz bu. Şimdi anladınız mı? Güzel. Hadi bakalım hasat zamanı. Affedin beni. Affedin. Canan bu nasıl? Güzel. Beyaz. Beyaz. Beyazım. Bak bir de bu elbiseyi dene istersen. Bu sana daha çok yakışır. Beyaz. Beyaz. Dur ben vereyim. Beyaz.
Ayaz. Ne oldu? Beyaz yok burada. Nasıl yok Canan, saçmalama. Canan. Ya yanılıyorsam? Ya bu insanlar Kılıç Komutan'ın dediği gibi kötü insanlar değilse? Ne yapacağım ben şimdi? Seni kendi ellerimle öldürürüm. Allah'ım ne olur yardım et bana. Bir yol göster ne olur. Beyaz! Beyaz neredesin? Beyaz! Ayaz. Yok, yok. Bulamadım hiçbir yerde. Ya Canan ne oldu durup dururken? Nereye gider bu kız? Niye gider? Delireceğim ya! Ya dur, sakin ol. Buralardadır. Beyaz! Ayaz dur! Beyaz! İş başvurusu için getirdiğiniz CV bu mu? Aslında şöyle oluyor efendim. Ben pek kendimi övmeyi sevmem de. Bu yüzden oraya iş tecrübelerimi, üstün yeteneklerimi ve başarılarımı yazmadım. Kafanız karışmasın diye. İyi de burada tecrübe kısmı bomboş. Müzik dinlemeyi severim, gezmeyi severim, sinemaya gitmeyi severim. Başka bir şey yok ki. Bir de ha, geçinmek için istediğin para. 50 milyon lira, yuh! Efendim, o yuvarlak hesap. 40 milyon anlaşalım. Kardeşim, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Senin ne bir tecrüben var, ne de bir vasfın var. Efendim, rica ederim. Ben bugüne bugün koskoca candan inşaatın velatıyım. Şimdi ben burada işi öğrenip... Tabii tabii, mutlaka öyledir. Sen candan inşaatın veliahtı olarak ancak barlara, kulüplere damsız girebilirsin. Bırak bu şirketi, seni aşağıdaki kahvehaneye çaycı olarak bile almazlar. Sana burada ekmek yok, hadi bakalım. Demek öyle müdür bey. Şu fotoğrafı iyi alın. Yarın bugün o koltukta ben oturacağım. Öyle koltuk döndüğünde zengin ama gururlu bir genç vardı diyeceksiniz. Çık dışarı kardeşim. Çık, adamı sinirlendirme ya. Çık dışarı. He, o zaman ben şey edeyim. Çıkış bu tarafta değil mi? Beyaz! Beyaz neredesin? Ne olur ses ver! Beyaz! Neredesin abicim? Neredesin Beyaz? Neredesin? Beyaz! Beyaz! Burada 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu gördünüz mü? Yok, görmedim. Burada küçük bir kız çocuğu gördünüz mü tek başına? Ne kızı ya? Ayaz. Bir daha kaybedemem onu Canan. Anlıyor musun? Bir daha kaybedemem. Beyaz! Beyaz! Çık ortaya! Lütfen Beyaz! Seni bir daha kaybetmeye dayanamam. Beyaz! Neredesin Beyaz? Beyaz! Beyaz neredesin? Beyaz neredesin? Neredesin Beyaz? Beyaz neredesin? Ayaz. Ayaz. Beyaz. Beyaz. Kardeşim, buldum seni. Bak bu sefer buldum. Kaybetmedim bu sefer seni Beyaz. Çok korktum kızım, çok. Bırakmam. Daha bırakmam seni. Bırakmam. Neredeydin sen? Ha? Ben bir şey yok. Su alacaktım. Abi. Bir şeyler yapmalıyız Gül. Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Güzel bacıma da kavuştum. Ölmeden dünya gözüyle gördüm ya. Bundan sonra kimse tutamaz beni.
Herkesten önce hareket edip o dosyalardaki diğer isimleri de bulmamız lazım. Bu sefer onlardan hızlı hareket etmeliyiz Gül. Biliyorum Ferhat. Haklısın da. Ama bu gece değil, ne olur. Ya ilk defa doğum gününü kutlayacak Beyaz. O da sensiz mi geçsin? Ama Gül... Bir gece be Ferhat. Ya koskoca hayatından sadece bir gece vereceksin kendine. Yiğit olduğunu unutacaksın. Sevdiklerinin, ailenin yanında bu gece Ferhat olacaksın. Bunu çok görme kendine, ne olur. Kim la bu kadın? Ne istiyor benden? Kadın mı? Ne kadını ya? Ne var la? Niye geldin buraya? Sen kim oluyorsun da benim çekimi iptal ediyorsun? Ha? Babası ayrı saçmalar, kendi ayrı saçmalar. Ne çeki la, ne diyorsun sen? Bilmiyor numaralarını bırak Haldun Efendi. Dün yazdığım çek bugün iptal edilmiş. Bunu senden başkası yapamaz. Aç kulağını da iyi dinle. Bir daha bunu sana söylemeyeceğim. O şirketin yeni sahibi benim. Bir daha benim işlerime burnunu sokarsan... ...senin için hiç iyi olmaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O şirketin... Yeni sahibi benim ne demek ya? Ne diyor bu Haldun? Lan dur bir lan, dur bir. Her şeye sokma o koca burnunu. Artık köklü bir değişiklik yapacağım. En başta da senle kızının bütün yetkilerini alıyorum. Otoyol inşaatına da ben bakacağım bundan sonra. Allah al. Almazsan hatırım kalır. Şöyle bir iyi kurul o patron koltuğuna da. Heh. Sonra da bak bakalım bu şirket bu bataktan nasıl kurtulur. Ne batağı? Neden kötü ki insanlar bu kadar? Neden kandırırlar ki birbirlerini? Çok yoruldum artık, çok. Ama siz böyle değilsiniz değil mi abilerim? Bari bugün çıkıp gelseniz. Bana dünyanın o kadar kötü olmadığını gösterseniz. Yalnız olmadığımı hissettirseniz. Ne olur abilerim, bari bugün gelin. Yalnız bırakmayın beni. Peçeli'nin yeni şartı. %45 ile ödeyeceğim borcunu. Nasıl yani? Bu olamaz. Dur la, dur, dur. Daha diyeceklerim var. Sonra yutarsın küçük dilini. Hani o iyi halt yemişsin gibi değiştirdiğin otoyol güzergahı var ya. İşte o güzergahın etrafındaki arsaların hiçbiri Candan Holding'e ait değil. Ne diyorsun lan sen? Bütün dosyalara kendim baktım ben. Tapusu şirketin üzerineydi. Bakmışsın. Bakmışsın ama 10 sene önceki tapu dosyalarına bakmışsın. Şirketi de böyle yönetirsen Peçeli'nin faizinden önce sen batırırsın orayı. O araziler olmazsa şirket hiçbir işe yaramaz. Söyle, kim almış o arazileri? Söyle, gidip alacağım, söyle. Satarsa alırsın la. Yabancı değilim. Ele gitmedi. Ayaz. Ayaz'a devrettiydim arazilerin hepsini. Arazilerin hepsi ona ait. Thank you.
Beyaz. Bacım. Güzel yüzlü bacım. Sultanlar gibi olmuşsun. Kardeşim her şeyin en iyisine layık. Besleme, sen de ister misin? Beslemeye bak, inandın. Sen önce git de kendi el isteni yama. Elbisesi yırtık, elbisesi yırtık, elbisesi yırtık. Şuna bak. Ağlamak yok. Hiç yakışıyor mu o güzel gözlerine ağlamak? Sil hadi o yaşları. Boş ver abicim ya. Bırak ağlasın. Kurbağa gibi şiş gözlerle gelsin yemeğe de görsün gününü. Orada da biz Beyaz'ı yıllarca boşuna aramışız. Meğer dibimizdeki derede yaşıyormuş deriz. Hadi gidelim. Nereye? Sen gel Beyaz. Görmen gereken bir yer var. Gel Beyaz'ım gel. Merak ediyordun ya burayı. Zamanı geldi, senin de bilme hakkın var. Fotoğrafı hatırladın mı bacım? Mutlu olduğumuz son günümüz. Ama nereden hatırlayacaksın ki? Acılar kapımızı çaldığında el kadar bebeydin. Hiçbir suçun günahın yoktu. Hangimizin vardı ki abi? Hangimizin? Beyaz. Kim olduğunu, ne olduğunu, geçmişini unutmaman için sana her şeyi yeni baştan anlatacağım. Anımızı, babamızın, başımıza gelenleri bil de şu hayatta dimdik dur diye. Onur duy onlarla, iftihar et geçmişimizle. Ne oldu bize abi? Her şeyi o aldı elimizden. Kılıç, dağ. Anamızı, babamızı, garip bebeği hayatımız aldı. Bu gece son Ferhat Efendi. Sen de baban gibi düşeceksin toprağa. Babanın bir mezar olmadı ama senin olacak. İşte böyle bacım. Kılıç şerefsizi haram paranın peşinde yıktı geçti ailemizi. Ailemizde de kalmadı. Onca masum askeri kendi elleriyle şehit etti. Bir ablanın abisini de öldürmüş Beyaz. Kılıç da. Bir
Bilal'di adı. En yakın arkadaşımdı. Onu da benim gözlerimin önünde şehit etti şerefsiz. Elimden geldiğince engellemeye, yardım etmeye çalıştım ama yapamadım. Gün geçtikçe büyüdü kılıç. Bu sefer de bir söz verdim kendime. Kardeşlerimi bulduğum gün kılıcın işini bitirecektim. Ama anladım ki kılıç sadece bir maşaydı. Bugün bir kılıç gider, yerine bin kılıç gelir. Bu hain düzene savaş açmaya karar verdim. Daha fazla kan dökülmesin diye. Başka ocaklar sönmesin diye kılıç ve kılıç gibilerinin peşindeyim artık Beyaz. Ucunda ölüm bile olsa sonuna kadar ellerim yakalarında. Her şey hazır mı Zafer? Her şey yemek ettiğiniz gibi. Biz hazırız efendim. Güzel. İyi dinleyin. Yıldız'ın kılına zarar gelmeyecek, anlaşıldı mı? Saçının bir teline kalbinizi alırım. Ona göre bana Ferhat'ın kellesini getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Evet. Hadi dağılın. Gitmesek, iptal etsek olmaz mı? Hayda. Niye Beyaz? Hasta falan mısın yoksa sen? Yok. Ondan değil de ne bileyim işte keyfim yok. Merak etme babacığım. Sürprizimi görünce keyfin yerine gelecek. Daha değil. Ama gelecekler. Bu gece gelecekler. Beyaz. Gitmeyelim. Geri dönelim. Bugün değil, başka zaman ne olur. Başka zamanlar da gelecek elbet Beyaz'ım. Ama asıl gün bugün. Hadi gidelim. Bir kimse yok burada. Kapalı mı burası acaba? Oysa en sevdiğiniz yemeği yapmıştım size. Ferhat abim, Ayaz abim, bugün de gelmediniz. Oysa ben yeni yaşıma siz girmek istemiyorum. Babam sana söz vermişti ama kısmet olmadı.
Onun sözünü biz tutalım dedik. Daha önce kutladın mı bilmiyorum ama bizim de ilk doğum günün. Kutlu olsun bacım. Beyaz, hadi gel mumları üfle. Hadi. Hadi bacım. Hadi. Babacığım. Hadi üfle bakalım. Canım kızım benim. Balım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun canım. Baba çok güzel. Canım kızım benim. Sen ne bakıyorsun bön bön? Git şu bardakları topla. Yürü. Üfle hadi. Dilek tutmayı unutma. Ezgi, mumları üflemek ister misin? Dur dur, oraya doğru değil. Dön. Hadi bir, iki, üç. Üfle. Ezgi, işte bu sefer geldiler. Dur.